Talep varsa ders var. Bırakınız yapsınlar söylemi kapitalizmin serbest rekabetçi dönemine aittir. Artık eğitimi piyasa belirleyecek. Bırakınız yapsınlar dönemi bitti demek, tekelci sermayenin mutlak egemenliğini ilan etmektir. Özgürlükler bitmiştir. Artık hangi derslerin okutulacağını piyasa belirleyecek. Veli çocuğunun hangi dersleri almasını istiyorsa o dersin parasını verip dersi satın alacak. Velinin talebi piyasadır. Diğer bir deyimle, veli, parası kadar bilgi satın alabilir. Parçalanmış zihin. Eğitimde değişim programları Gardner'in çok parçalı zeka, Multiple Intelligence, teorisine dayandırılmaktadır. Daha bugüne kadar zekanın tanımı bile yapılamamışken, Gardner, her çocuğun farklı öğrenme zekası vardır diyor ve zeki 8'e bölüyor. Bu bir öğretim metodu da değildir, sadece teoridir. Sınıfta uygulanabilirliği olmadığını fark eden öğretmenler var, ancak onlar da sadece sınıfta uygulanamadığını dile getirmektedirler, yanlış bir kuramdır demiyorlar. Oysa kuram, insan doğasına aykırı bir şekilde beyni parçalayıp piyasa canavarına teslim etmeyi tasarlıyor. Piyasa ekonomisine uygun olarak çok şık bir ambalaj içerisinde çoklu zeka kuramı adıyla sunulan teori, seçmeli paralı derse geçişin ideolojik kılıfıdır. Dersleri de kendi içerisinde parçalara ayırıp her bir parçayı bireysel öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme adıyla satışa çıkartacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere örneği. Çevirisi de hatalıdır. Türkçe'de çoklu azlı gibi sözcükler yoktur. Belli ki çoklu demekle zekanın parçalanmış olduğu imajı göz ardı edilmek istenmektedir. Çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen eğitimden artık söz edilmiyor. Çocuğu sosyal varlık olarak tanımlama bitiyor. Çocuğun tüm zihinsel güçlerinin geliştirilmesi görevi bitiyor. Çocuğun ilgi, istek ve yeteneği doğrultusunda adı altında ve her çocuk tek bir dalda başarılı olabilir savıyla diğer dallarda temel eğitim almadan yetiştirilebilecek zannediliyor. Dağılmış 5 duyu. Seminerde öğrenme stillerinden söz edildi, görsel, işitsel, kinestetik ve dokunsal yoldan öğrenme. Her çocuk bir başka yoldan öğrenme özelliğindedir. Öğretmen sınıfındaki çocukları bu özelliklerine göre gruplara ayrılmalı, onlara bu özelliklerine göre materyal sunmalıdır denildi. Şimdiye kadar bilinen, tam öğrenme 5 duyunun devreye sokulması ile gerçekleşir söylemine ters düşen bir durumla karşı karşıyayız. Çocuğun bir duyusunu kullanıp diğerlerini devre dışı bırakmak insanın doğasını bozmaktır. Duyuların çalıştırılması ve geliştirilmesi diye bir konuları yok. Pedagojik formasyon dersleri bunun için verilir. Zaten dikkat edilirse terimler çocuğun gelişimi ve eğitimi üzerine oturtulmuyor, sadece öğrenmeden söz ediliyor. Oysa bugüne kadar küme çalışması yapmakta olan bir öğretmen çocukları algılama düzeylerini dengeleyerek ortalama gruplar oluşturmaktaydı. Doğrusu da budur. Drama yöntemini bilen bir öğretmen ısınma ile derse başlarken özellikle ayrıntıyı fark ettirmek üzere işitme, görme ve dokunma duyularını çalıştıran oyunlar oynatır. Koklama ve tatma duyularını da olabildiğince devreye sokar. İşte söz konusu teoride drama eğitimcilerinin kabul etmediği hususlardan biri de budur. 5 duyu parçalanıyor ve bağlantısız hale getiriliyor. Beyni parçalayan bir kuram duyuları parçalamadan edemezdi elbette. Duyuların parçalanması doğrudan para kazanmak hesabıyla açıklanamaz. Görünen odur ki insanoğlunun doğasıyla oynanmaktadır. Akıl dışlanıyor. Doğada her şey birbirine bağımlıdır ve birbirinin devamıdır. Bu holistik yapı insanın biyolojik yapısı içinde, insanın beyni içinde geçerlidir. Doğada milyonlarca yılda oluşan ekolojik denge vardır ve halkanın biri koparsa diğerleri de yok olur. İnsan beyni de böyle oluşmuştur. Parçalar ayrılır, koparsa hiçbiri oluşamaz. Parçalardan her biri diğerlerinin varlığına bağlıdır. Çok parçalı zeka teorisine göre daha büyüme çağındayken çocuk zekanın sadece bir parçası ile muhatap edilmektedir. Her çocuk bir alanda başarılı olabilir denilmekte ve diğerleri yok kabul edilmektedir. Bu kuramla, olaylar arasında bağ kurabilme yetisi, yani akıl dışlanmaktadır. Böyle bir eğitimin sonunda bütünü algılamayan, olaylar arasında bağ kuramayan insan olunur. Aklını kullanamayan köle ruhlu insanlar yetiştirmek ise ortaçağ dönüştür.